Yine Safer ayının içinde Amir İbni Malik adında bir şahıs Efendimiz'i ziyarete gelmişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu İslam'a davet ediyordu ama adam ne Müslüman oluyor ne de karşı koyduğunu söylüyordu. Mütereddittti. Belli ki zamana ihtiyacı vardı ve kendisi evet diyemese de yakınlarının bu dinle buluşmasını arzu ediyordu. Bunun için "Ya Resulallah," dedi. "Ashabından bazılarını Necid halkına göndersen de onlara İslam'ı anlatsalar, onların bu davete müsbet cevap vereceklerini sanıyorum." "Necid halkının onlara bir kötülük yapmalarından endişe ediyorum," diye karşılık verdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun üzerine "Onlara ben kefilim," diye teminat veriyordu Amir İbni Malik. Dönemin kültürü itibariyle böyle bir söz senet sayılırdı. Cehalet başını alıp gitmiş olsa da sözünden dönmek er meydanlarından silinmek anlamına gelirdi. Zaten Habib-i Zişan Efendimizin genel tavrı her fırsatı değerlendirip insanlara bir şeyler anlatmanın gayretini ortaya koymaktı. Aynı zamanda o bölgeden Medine'ye bugüne kadar Müslüman olanların emniyet ve güven açısından problem yaşadıklarının haberi geliyordu. Hatta Ril, Zekvan, Usayye ve Lihyan gibi bazı kabileler haber göndermiş ve bu güvenliği tesis adına Allah Resulü'nden yardım istemişlerdi. Şartlar böyle bir talebe evet demeyi gerektiriyordu ve bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashab arasından 70 kişi seçerek onlardan Amir İbni Malik'le birlikte gitmelerini ve Necid halkına İslam'ı anlatmalarını istedi. Ellerine de gittikleri yerlerde bulunan liderlere verilmek üzere yazılan mektupları vermişti. Emir olarak başlarında Münzir İbni Amr tayin edilmişti. Bunların hepsi Allah tarafından gönderilen mesajlarla Allah Resulü'nün beyanlarını çok iyi bilen Suffe ashabından Kurra sahabelerdi. Yola çıkıp da Maune denilen kuyunun başına geldiklerinde burada konakladılar. Bir taraftan develerini dinlendirip otlatırlarken, diğer yandan da Resulullah'ın gönderdiği mektupları ilgili kişilere ulaştırmayı hedefliyorlardı. Bunun için aralarından 3 kişi seçerek Amir İbni Tufeyl'e gönderdiler. Yola çıkıp da hedeflerine iyice yaklaşan bu 3 kişiden Aram İbni Milhan, diğer iki arkadaşını bir noktada bırakarak Amir İbni Tufeyl'in yanına yalnız gitmeyi deneyecekti. "Ben onların yanına varıncaya kadar sizler yakınlarda bulunun. Şayet bana eman verirlerse zaten bunu siz de görürsünüz. Ancak beni öldürmeye kalkışırlarsa hemen gider ve durumdan arkadaşlarınızı haberdar edersiniz," diyordu. Dediği gibi de yapacaktı. Geldi ve Amir İbni Tufeyl'in huzuruna girip Resulullah'ın mektubunu takdim ederek onları hak dine davet etti. Kendisine Resulullah'tan mektup gelen Amir, onu açıp okumaya bile tenezzül etmeyip Hazreti Haram'ı öldürme talimatı verdi. Bu talimat üzerine Cebbar İbni Sülma eline aldığı bir mızrağı Hazreti Haram'ı arkasından saplayıverdi. Allah Resulü'nün elçisi kanlar içinde kala kalmış, sırtından giren mızrak göğsünden çıkmıştı. Ölürken de nasihate devam edilmeliydi ve Hazreti Haram da bir taraftan dünya meşakkatlerinden kurtulmanın, diğer yandan da Allah ve Resulü adına şehadet mertebesine ulaşmış olmanın sevinciyle dopdoluydu. Eline bulaşan kanlarla yüzünü sıvazlayan Hazreti Haram'ın sinesine mızrak işlerken büyük bir haz içinde dudaklarından dökülen şu sözler dikkatlerden kaçmamıştı. "Allahu Ekber. Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki kurtuldum."
Derken mektup hedefine ulaşamadan Haram İbni Milhan şehit olmuştu. Ancak Amir İbni Tufeyl'in kin ve nefreti bununla teskin olacak gibi değildi. Ve Amir oğullarına seslenerek geride kalanların üzerine yürüme talimatı verdi. Amir oğulları bu talimata uymayacaktı. Şaşılacak bir durumdu. Onları davet ediyordu ama amcası Amir İbni Malik'in Allah Resulüne verdiği sözü nazara alarak Amir oğulları bu davete icabet etmiyordu. Bir lider olarak Amir İbni Tufeyl'i cinnete sevk eden bir husustu bu. Yerinde durmaya niyeti yoktu ve yakınındakiler kendisine evet demese bile etrafındakilerden destek alarak Resulullah'ın elçileri üzerine yürüyecekti. Çok geçmeden Usayye, Ril, Kare ve Zekvan kabilelerinden oluşan büyük bir kalabalığın üzerlerine geldiğini gören gönül elçileri kendilerini önce... Vallahi de bizim sizinle bir alıp veremediğimiz yok. Biz sadece Resulullah'ın verdiği bir iş için yolumuza gidiyoruz. Biz Allah Resulü'nün elçileriyiz. Dedilerse de gözü dönmüş bu insanlara sözlerini dinletemediler. Bunun üzerine onlar da kendilerini müdafaa etmek isteyecek. Ancak güç dengesinin olmadığı yerde bu müdafaa onlar adına istenilen neticeyi vermeyecekti. Anlaşılmaz bir husustu. Allah ve Resulünün hayat veren mesajlarını ulaştırmak için yola çıkan ve muhtaç gönüllere Allah'ın adını taşımaktan başka bir hedefleri olmayan bu insanları kılıçtan geçiriyorlardı. O an için orada bulunmayanların da sırasıyla şehit edildiği bu yolculuktan geriye kalan sadece Amr İbni Ümeyye'ydi. Bu sürecin içinde o da çok sıkıntı yaşamış olmasına rağmen ayakta kalabilmiş ve hızlı adımlarla Medine'ye gelebilmişti. Yolda karşılaştığı iki kişinin arkadaşlarını şehit eden kabileye mensup olduğunu öğrenince bir fırsatını bulup onları orada öldürmeyi arkadaşlarına karşı eda etmesi gereken bir vefa borcu olarak telakki etmiş ve amir oğullarından bu iki kişinin işini oracıkta bitirivermişti. Doğruca gidip Resulullah'a olup bitenleri anlattı. Medine hüzün yudum. Zira aynı gün içinde gelen ikinci acı haberdi bu. Yalan beyan üzerine yola çıkan ve Raci'de şehit olan 10 samimi gönülden sonra 69 arkadaşının daha sebepsiz yere öldürüldüğünün haberini almak kadar acı bir olay olamazdı. Bu Ebu Bera'nın işi dedi ve ilave etti. Halbuki ben bunu istemiyor ve böyle bir hadiseyle karşılaşacağımızdan endişe duyuyordum. Hüzün peygamberinin üzüntüsünü anlatmaya imkan yoktu. Medine karalara bürünmüştü adeta. Üst üste gelen bu iki üzücü olayın etkisi Medine'de aylarca hissedilecek ve efendiler efendisi hiçbir sebep yokken yanında bulunan 79 ashabının tuzak kurulmak suretiyle şehit edildiği bu iki olaya sebep olanlar için sabah namazlarından sonra kalkacak ve bir ay boyunca kunutta bulunarak ilgilileri Allah'a havale edecekti. Maune kuyusu başında 70 ashabına tuzak kuran bilhassa Usayye kabilesi için "Usayye Allah ve Resulüne isyan etti." buyuracak ve "bizim halimizi arkada bıraktığımız kavmimize ulaştırın. Zira biz ondan, o da bizden razı olduğu halde Rabbimize kavuştuk." bilgisi kendisine ulaşacağı ana kadar da bu haline devam edecekti. Ardından da öldürdüğü iki amiriden bahsetti Hazreti Amr Allah Resulüne. Ortam bir anda elektriklenivermişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Sen ne kötü bir iş yaptın." diye seslendi önce. Ardından da "Onlara ben eman vermiş ve himayet ahüdünde bulunmuştum. Vallahi de onların diyetlerini ödeyeceğim." buyurdu. O ana kadar iyi bir iş yaptığını sanan
Ve belki de bu haberi verirken iltifat bekleyen Hazreti Amr şaşırıp kalmıştı. Hüznü Nebevi onu da kedere boğmuş, yaptıklarına bin pişman olmuştu. Ancak bu noktadan sonraki pişmanlığın bir faydası yoktu. Ortada peygamberi bir şefkat vardı ve insanlığın gözü önünde nebevi adalet tecelli ediyordu. Bir tarafta hiçbir sebep yokken 69 masumun canına kıyan insanlar, diğer yanda yanlışlıkla öldürülen iki kişi vardı. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, kendi arkadaşlarının diyetlerini gündeme bile getirmediği yerde eman verdiği iki kişinin ashabından birisi tarafından yanlışlıkla öldürülmesi karşısında diyetlerini ödeyeceğinden bahsediyor ve bu konudaki ısrarını dile getiriyordu. Medine'de yerleşik bir Yahudi kabilesi olan Beni Nadir, Efendimizin eman verdiğini bilmeden Amr İbni Ümeyye'nin öldürdüğü iki şahsın kabilesi olan Beni Amir'le müttefikti. Hicret sonrası gerçekleşen Medine Anlaşması'na onlar da katılıp imza atmış, temelleri atılıp esasları tebeyyün eden yeni devlete inkiyatlarını ifade etmiş ve Medine'yi birlikte savunup burada müşterek bir hayat yaşama konusunda Resulullah'a da söz vermişlerdi. Buna rağmen Mekkelilerle olan irtibatları devam ediyor ve içten içe Allah Resulüne düşmanlık besliyorlardı. Bu arada Mekkelilerden bir mektup almışlar ve lojistik destek bulacaklarına dair sözlerine kanmışlardı. Bunun için önce Efendimiz'e haber gönderip ashabından 30 kişiyi alarak açık alanda müzakere yapmak istediklerini söylemişlerdi. Maksatları ansızın saldırıp Efendimiz ve önde bulunan ashabına suikast kurup hepsini öldürmekti. Ancak Allah Resulü'nün etrafındaki ashabın gözü pek tavırları karşısında ürkerek bundan vazgeçmiş ve karşılıklı üçer kişiyle bu müzakerenin devam etmesinin daha iyi olacağının haberini göndermişlerdi. Bu üç kişinin hazırlığından haberdar olan Efendiler Efendisi, yola çıktığı halde geri dönecek ve onların bu tuzağına düşmeyecekti. Bir cumartesi günü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunan bir grup ashabıyla birlikte Kuba'ya gelecek ve burada ikindi namazını kıldıktan sonra Beni Nadir'in bulunduğu mahalleyi ziyaret edecekti. Maksadı yanlışlıkla öldürülen iki amir oğlunun diyetini ödeme konusunda onların müttefiki olan Beni Nadir'in devreye girmesi ve bu iki şahsın diyetini kendileri adına onlara ulaştırmalarını talep etmekti. Aynı zamanda bu, Bedir'den bu yana farklı tepkiler veren Beni Nadir'in gelişmeler karşısındaki nihai tavrını anlamak adına bir teftiş manası taşıyordu. Allah'ın Resulü olmanın farkıydı bu. Hiçbir gerekçe yokken 69 Kur'an muallimi arkadaşını öldüren ve üstüne üstlük hala kendisine meydan okumaya devam eden Amir İbni Tufeyl ve arkadaşlarının dünyasında diyet adına herhangi bir hareket olmamasına rağmen Allah Resulü kendi üstüne düşeni yerine getiriyor ve yapması gerekenleri başkalarının hareketleri üzerine bina etmiyordu. Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem ashabından 9 kişiyle birlikte Beni Nadir yurduna geldiğinde onları kendi aralarında toplantı yaparken bulmuştu. Aralarına girip de Amr İbni Ümeyye'nin bilmeden öldürdüğü iki şahsın diyetini ödeme talebini sununca olabildiğince civan mert davranıp alttan alarak ona şöyle mukabelede bulunacaklardı. İstediğin gibi yaparız ey Ebel Kasım. Artık aramıza gelip bizi ziyaret etmen için bir sebebin de var. Ama önce otur ve bir miktar soluklan. Sonra da ihtiyacını halledersin. Biz de bu arada oturup o konuyu da istişare edelim ve aramızda seni buraya kadar getiren hususu da çözmeye çalışalım. Tepkiler olumluydu. Yanlışlığın yeni yanlışlıklar doğurmasının önüne geçilecek ve mesele çözülecek gibi duruyordu. Bunun üzerine Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem de sırtını bir evin duvarına vererek
yanında bulunan ashabıyla birlikte bulunduğu yerde oturup beklemeye başladı. Diğer taraftaysa Resulullah'a gerçek yüzlerini göstermeyip onu oyalama taktiği güden bu insanlar arayıp da bulamadıkları fırsatın ayaklarına kadar geldiğini düşünerek aralarında konuşmaya başlamışlardı. Başlarını Huyey İbni Ahtab çekiyordu. Ey Yahudi topluluğu! Diye başladı konuşmasına. Görüyorsunuz ki Muhammed yanında 10 kişi bile olmadığı halde aranıza gelmiş durumda. Duvarının dibinde oturduğu evin üzerine çıkın da onun üzerine bir kaya parçası atıp onu öldürüverin. Bunun için şu andan başka asla uygun bir zaman bulamazsınız. Şayet o öldürülürse arkadaşları da etrafından dağılıp giderler. Kureyş'ten gelenler kendi beldelerine, Evs ve Hazreç'ten ona dahil olanlar da kendi işlerine dönerler. Eğer bunu yapmayı arzu ediyorsanız bu iş için bugünden daha müsait bir zamanı asla bulamayacaksınız. Bugün yapmayıp da ne zaman yapacaksınız? Onun bu hararetli konuşması üzerine Amr İbni Cehhaş adındaki bir adam ayağa kalkarak, öyleyse ben o evin üzerine çıkıp üstüne bir kaya parçası atıvereyim, diyerek yerinden kalkıp Efendimizin gölgesinde oturduğu eve doğru yöneldi. Elbette hepsi aynı kanaatte değildi. Ve durumun vahametini görüp de onları uyarma lüzumu hisseden Sellam İbni Mişkem işin burasında ileri atıldı. Ey cemaat, dedi. Hayatınız boyunca bana muhalefet etseniz de gelin bari bugün bana tabi olun. Allah'a yemin olsun ki şayet siz bunu yapmaya kalkışırsanız mutlaka o bundan da haberdar edilir. Ve hıyanet içinde olduğunuz onun tarafından hemen fark edilir. Aynı zamanda bu onunla bizim aramızdaki anlaşmayı ihlal etmek demektir. Sakın böyle bir şey yapmayın. Sellam bunları söyleye dursun, Amr İbni Cehhaş çoktan kayayı hazırlamış ve evin damına çıkarmaya başlamıştı.